Herkese merhaba arkadaşlar, ben Oğuzhan Timurçin. Azerbaycan'da son gelişmelerle karşınızdayım. Videomuza geçmeden önce gündemden haberdar olabilmek için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. İlk olarak Ermenistan Savunma Bakanı Sözcüsü Hovyanisyan'ın hayalperest açıklamalarından sizlere bahsedeceğim. Kazanacağız, emin olmasam öyle söylemezdim şeklinde bir açıklama yaptı. Ama arkadaşlar, biz resmi verilerle hareket ettiğimizde çok güzel bir yanıt vermiş olacağız. Kurtarılan toprak oranı %21. 4 şehir, 4 yerleşim yeri ve 101 köyden bahsediyoruz. 900 yerleşim yerinden 209'u kurtarıldı. Geriye 691 yerleşim yeri kaldı. Toplam kurtarılan bölge %21'e denk geliyor. Bu oranda Azerbaycan topraklarının %3'ü demektir. 2618 kilometre alandan bahsediyoruz. Toplam alansa 12.088 kilometre kare. Yaşanan gelişmelerde dün Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un Twitter hesabı askıya alındı. Ama çok büyük tepkiler aldığı için Twitter bu hesabı tekrardan açacaktır. Sahadan gelişmeler ise Şuşa'da rahat bir şekilde yayın yapan muhabirler artık Şuşa'nın çevresinde yayın yapmaya başladılar. Ermenistan ordusu Laçin-Şuşo karayolunun sadece askeri araçlara açık olacağını, sivil araçlara kapatacağını dün duyurmuştu. Rus Annenews'e göre Azerbaycan ordusu Laçin karayolunu ele geçirmedi. Azerbaycan karayoluna çok yaklaştığı için sivillerin geçişi yasaklandı diye bir haber paylaştı. Tabii bu onların iddiası arkadaşlar. Yabancı bir uzmanın yazdığına göre Laçin-Şuşa yolu ilk kez kapandı. Karayolunun kontrolü Azerbaycan kontrolüne geçebilir şeklinde değerlendirmeler yapmıştı. Dün Ermenistan Savunma Bakanlığı bir video paylaştı. Bir noktada çok sayıda Azerbaycan askeri yan yana düz bir şekilde ilerliyor. Ama çok şükür ki arkadaşlar havadan kaydı yapan SİHA değil de İHA olduğu ortaya çıktı. Ermenistan o noktaya karadan bir müdahale ediyor ama ancak karavana geçiyor. Bu haberde de haftalarca Rusya'nın Ermenistan'a neler gönderdiğine dair bizleri az çok fikir sahibi ediyor. Ermenistan ordusunun son dönemde cephede kullandığı İHA'ları görebiliyoruz arkadaşlar. Uzmanlara göre Ermenistan'ın kullandığı İHA'lar Orlus modelleri olduğu için en etkili çözümü bizim Korkut sistemi olabilir deniliyor. Yeni bir gelişme ise Ermenistan'ın Celal Halutunyan'ın iyileşip görevine döndüğünü açıkladı. Daha önce de Azerbaycan bu kişinin öldüğünü duyurmuştu. Bakalım iddialar doğru mu? Azerbaycan ordusu Şuşa'ya girebilmek için artık önünde hiçbir engel kalmadı. Çevredeki bütün köyler temizlendi. Yerel kaynaklara göre şehire girildiğini duyuruldu. Ve Azerbaycan'ın milli bayrak günü yaklaşıyor. O günde güzel haberlerinin geleceğine inanıyoruz arkadaşlar. Aktaracağım bilgiler şu anlık bu kadar arkadaşlar. Gündemden ve magazinden haberdar olabilmek için lütfen videomuzu beğenip ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.